En kötü durumda olanlar Ruslar diye söylemiştik Erhan Bey. Nargin Adası'na özel bir yer vermek lazım. Nargin Adası'nın resmi de olacak eğer orada arkadaşlarımız bulabilirse. Burası, Azerbaycan'da değil mi? Evet, Bakü'nün Hazar'da. Karşısında. Bakü'ye evet. 45 kilometre, 45 dakikalık bir şey. Bu gördüğümüz resim, evet, şu karşıda görülen yerdir. Burası hapishane olarak yapılmış. Fakat savaş sırasında Ruslar buraya esirleri koymaya başlamışlar. Daha çok bir esir kampından ziyade bir istasyon kampı gibi. Yani Ruslar esir aldıkları Almanları, Macarları, işte Türkleri, Avusturyalıları bu adaya getiriyorlar önce. Burada biraz tutuyorlar. Daha sonra nereye götüreceklerine karar verip buradan götürüyorlar. Fakat buradan 10 bine yakın Türk esiri geçmiştir bu adadan. Bu adanın bir adı var efendim. Şöyle söylüyorlar bu adaya. Orada Azerbaycan'daki kardeşlerimiz. Diyor ki Yılanlar Adası diyorlar. Yılanlar Adası, Cehennem Adası. Çünkü içerisi hep yılanlarla dolu. Taş binalar var. Ve baraka yapmışlar esirler için. 125'erlik iki sıra halinde kalıyorlar. Yani bir barakada 250 kişi. Of. En önemlisi hiç su yok. 6 günde su getiriliyor dışarıdan. 6 günde bir. 6 günde getirilen suyu önce kahvelere falan veriyorlar. Kahveler alıyor, suları kullanıyor. Kahveleri kullandıktan sonra esirlere çok az bir kısmı kalıyor. Ve bu esirlerimiz kahve orada... İngiliz kahveleri. Yani kafeler. Kafe yani. Kahvehaneler. İngilizler. İngilizlerin değil, Rusların. Rusların. Dolayısıyla susuzluktan günde 40 kişinin hayatını kaybettiğini söylüyorlar. Günde 40 kişinin. Bingül Hoca bir yayın yaptı ya o şey hakkında. Doğrudur. Evet öyle. Nargin Adası hakkında Bingül Hoca yaptı. Kurumda da şeyde, TRT'de de yayınladılar. Efendim şimdi oradaki Azerbaycanlılar Türklerin bu durumuna dayanamıyorlar. Neriman Nerimanov o dönemde orada hem parti başkanı hem de görevli. Diyor ki bunlara yardım edelim. Nasıl yapalım? Çok çeşitli şeyler yapıyorlar. Bir defa Bakü Müslüman Cemiyeti Hayriyesi diye bir dernek var. Bu dernek tiyatro faaliyetleri, çay, kitap, efendim gazetelerde yazılar, çeşitli şeyler organize ediyor. Ve bunlardan elde ettiği geliri oradaki esirlerimize veriyor. Onlara götürüyorlar. Hele Zeynel Abidin Tagiyev diye bir zengin var evet, o bölgenin. O petrol zengini evet. Evet. Sivil esirler de var. Çünkü o Sarıkamış'tan falan götürürken sivilleri de götürdüler. Hem çocuklar hem yaşlılar hem kadınlar var. Onları Nargin Adası'na götürmemişler. Onları Bakü'nün kıyısında bir hapishane kurmuşlar. Hapishaneye koymuşlar. Hocam kadın çocuğu niye götürüyor savaşta? Ya onları da götürmüşler. Oradaki Ermenilerin şunları alın kimi demişlerse. Tehcire mukabele mi? Ermenilerin tavrı belki olabilir ama Ruslar da işte zarar vermek için alıp götürmüşler. 2 yaşından 15 yaşına kadar çocuklarla 80-90 yaşındaki yaşlılar Rusya'daki kamplarda var. Demin gösterilen resimde Nargin Adası'ndaki esirlerimizin bir yemekteki resmiydi. Şimdi kaçırmaya da çalışıyorlar. Evet. Bu gene iyi halleri. Çünkü suyu kaynatıp verdikleri küflü ekmekle işte hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Ve çok kimse Nargin Adası'nda hayatını kaybetmiştir. Şöyle küflü yapıyorlar. Ekmek yüzünden de çok kişi ölüyor zehirlenip. Neden? Küflü ekmekten de çok ölen oluyor. Tabii. Neden? Doğru. Küflü ekmekten de çok ölen oluyor yani. Küflü ekmek. Küflü ekmek. Küflü ekmek. Evet. Şimdi Azerbaycanlılar Ruslara müracaat etmişler. Haftada bir gün, hiç değilse pazar günleri, hiç o da olmuyorsa bayram günleri, Türk esirleri kendi evlerinde misafir etmek istemişler. Ruslar da buna razı olmuş. Adadan çıkartıyorlar. Evet. Adadan çıkarıyorlar, getiriyorlar, banyo yaptırıyorlar, yediriyorlar, içiriyorlar, sonra götürüyorlar. Ve orada anlaşıyorlar. Diyorlar ki biz kayıkla geleceğiz adaya. Siz subaylardan, kaçmak isteyenlerden ayarlayabilirseniz biz onları kaçırırız. Lambalarla işaretleşiyorlar. İşaret geldiği zaman kayıklar gidiyor şeye Nargin Adası'na. Oradaki subaylarımız, erlerimiz kim binecekse, kim kararlaştırmışsa herkes de kaçmak istemiyor. Riskli bir iş. Onlar kayıklara biniyorlar. Kıyıya çıkarıyorlar. Onları götürüyorlar doğru evlere. Evlerden Karabağ'a götürüyorlar. Karabağ o zaman Azerbaycan'da. Karabağ'a götürüyorlar. Karabağ'dan İran'a götürüyorlar. İran üzerinden Türkiye'ye getiriyorlar.
Onlarcası böyle. Bu şekilde tabii. Kaçmış yolu gelmiştir. Yolu şöyle dolaşıyor Türkiye'den. Evet, onlarcası bu şekilde kaçıp gelmiştir. Peki bunu fark etmiyorlar mı Ruslar? Elbette fark ediyorlar. Ama şöyle bir kurnazlık yapmışlar. Kayıkları tekrar götürüyorlar adaya. Kayıkları batırıyorlar. Böyle olunca ertesi gün haber çıkıyor. Diyor ki kaçmaya çalışan Türk esirlerinden 16'sı Hazar'da işte şey devrilmiş bulundu. Battı. Büyük bir ihtimalle ama kayık boş. Kayık boş tabii. Boş. Onlar kurtuldu. Onlar karalara kaçmasın şey diye. Geçmiş Moskova vaziyette. Moskova aklı ne güzel. Çok büyük yardımlar olmuştur. Allah razı olsun. Hakikaten çok büyük yardımlar olmuştur. Hatta bir Ayşe Hanım'dan bahsederler. Ayşe Hanım gelip bizzat o Nargin Adası'nda sıkıntı çeken yaralar, bere içerisinde kalan esirlerimizin kendi çocukları gibi yaralarını sarmış, temizliğini yapmıştır Ayşe Hanım. Ve bundan Ruslar rahatsız olmuşlar. Bolşevikler Bakü'ye girince de ilk öldürdüklerinden bir tanesi de bu Ayşe Hanım'dır. Özellikle Erzurum'da Betül Hanım var. Bu işlerle çok ciddi uğraştı. Onun çalışmalarında çok daha fazlası var. Ama dediğim gibi... İlk öncüm, hocam buyurun estağfurullah. Şu resimleri tam ekran yapar mısın? Seyircilerimiz tam ekran diyorlar. Hoca konuşurken şöyle tak 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 geçelim resimleri tam ekran olarak. Affedersiniz hocam. Estağfurullah. Bir de orada şey var, bir harita var. Esirlerimizin nerelere dağıldıklarını siz bahsettiniz onu. Onu anlatırız. Evet, fakat tamam. Şu resimleri tabii nasıl isterseniz. Çok zor bir şey istediğim için biraz vakit alır tabii. Nargin Adası'ndan esirlerimizi çok farklı yerlere dağıttılar. Sibirya'da aşağı yukarı 30'un, ne 30'u, 100'ün üzerinde kamp var. Sibirya'da. Yüzün üzerinde kamp. O kadar da esir var. Evet. Düşünün oralar hep 60 bin diyoruz. Şimdi işte yeni rakamlar da söylediler. Şu boncuğu size izah etmem gerekir. Lütfen efendim. Şu gördüğünüz boncuk yılan, boncuktan örülmüş bir yılandır. Ben Kızılaç Arşivinde çalışırken Kızılaç bir sergi yapmıştı. Kendi binasının önünde. Sergide baktım o boncuğun üzerinde Turkish Prisoners 1916 yazıyor. Kampı teftişe gelen Kızılaç heyetine hediye olarak vermişler. Onlar da orada muhafaza etmişler o boncuğu. Kamplarda en çok yapılanlardan şey ya ağaç işleri ya boncuk işleri. Aynı hapishane işleri gibi. Dolayısıyla bunlarla oyalanmışlar. Çok güzel fotoğrafa bakın ya. Evet. İki İngiliz askeri, üç tane Osmanlı esirini, Osmanlı askerini esir almış. Kampların şöyle bir faydası var. Kamplarda tabii yapacak fazla iş olmayınca, bu Mısır'da da öyle, Rusya'da da öyle, ne hangi ülkede bulunuyorlarsa o ülkenin dilini öğrenmek için büyük bir iştiyak var esirlerimizde. Evet. Ha bu Supi Bey'in şeyi, bunu bakabilir misiniz? Kayet geri gelelim. Bu Kayet'ten Supi Bey'in gönderdiği mektup zarfı. Bir geri gelelim ilk gün lütfen. Bu da Tayet'teki şehitliğimiz. İşte o ileri. Önceki hali. Ha bu. İstanbul'da Göztepe'de merhum Servet Paşa'nın köşkünde Miralay Supi Bey'in zevcesi hanımefendiye. Şeyde bunlardan çok var hocam. Mehmet Bey'de. Doğrudur. Çünkü bunlar standart hale getirmiş İngilizler. Evet. Veriyorlar, birkaç kelime yazıyorsunuz, hemen Kızılay vasıtasıyla ulaştırıyorlar. Bu Kızılay'da olan bir şey, mektup zarfı diyelim. Ya demek bu Kızılay'a gitmiş, oraya gitmemiş. Bazıları Kızılay'da kalmış. Bunlar bazıları, ne hocam? Bunlar, bunu sonra geç. İlk önce bunu vermene gerek yok şu anda. Bu ikili zaten. Buradaki esirlerimizin isimleri ve memleketleri. Şu taşların üzerindeki taşların olanlar üzerinde. Onlar. Evet, ilk önce iki sonraki ne İbrahim Osman. İbrahim Osman. Yılları yazmışlar 1917. Bu da önemli. Bunlar da İngilizlerin savaşan askerlerimize morallerini bozmak için ve bir an önce teslim olmalarını sağlamak için dağıttıkları propaganda afişi bu. Bunlardan çok sayıda dağıtmışlar, uçaktan dağıtmışlar. İki tane esir alaylarını yazıyorlar, taburlarını, birliklerini yazıyorlar. Buradan biraz geride ama yakından rahat okunabiliyorum. O diyor ki, çok rahatım, hiçbir müşkülatım yoktur. Yiyip içip yatıyoruz, siz de gelin teslim olun. Ha bu esir. Bu esirler, bu esirler. Tel örgü büyük bir sıkıntı yaratıyor esirlerde. Çünkü sabah kalkıyorsunuz tel örgü, akşam yatıyorsunuz tel örgü. Tel örgü hastalığı diye bir hastalık oluşmuş. Tayet kampından bahsediyoruz ya, Tayet Mio kampı. Tayet Mio kampında bir yarbayımız var bizim, o da esir. Yarbay Behiç. Yarbay Behiç döndükten sonra esaretten kendisi
İlk gün resimlere demir atmıyor. Hastanede tuttuğu kayıtları genelkurmaya teslim etmiş. Genelkurmaya. Genelkurmay'da duruyor bu. Onun son bölümünde şöyle yazıyor. Son dönemlerde diyor, esirlerimiz arasında intihar vakaları görülmeye başlandı. Sonuç almadı. Ölmediler ama intihara teşebbüs edenler çoğaldı. Bunları alıp birebir konuşuyordum. Niye intihar ediyorsunuz dediğimde söyledikleri şuydu. Ne yapayım? Bu hayattan bıktım. Sabah akşam bu telergüden başka bir şey görmüyorum. Çünkü hakikaten hem moral üzerinde hem de fiziki yapıları üzerinde insanların telergü çok büyük şey yapıyor. O hale bak. Baskı yapıyor. Oradaki birinin gözü şeydi, dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bir önceki resimde gözünün birini kaybetmiş bakın evet. Askerimiz. Evet. Bir de gene diğer esirlerde olmayan, Avusturya esirlerinde, Alman esirlerinde, Macar esirlerinde ama Türk esirlerinde olan bir hastalıktan bahsediliyor o dönemde doktorlar arasında. Buna Pellagra hastalığı diyorlar. Ne hastalığı hocam? Pellagra. Pellagra bildi, evet. Bu o dönemde çok iyi bilinmiyor da şöyle bir yetersiz beslenmeden kaynaklanıyormuş bu. Evet. Ve lezyon şeklinde bütün vücuda yayılıyor. Sinir sistemini de etkiliyor ve felce kadar götürüyor bu hastalık. Ve düşünün artık bir tek Türk esirlerinde var. O da neden? Çünkü beslenmeleri son derece yetersiz. Evet. Tabii Osmanlı'nın son dönemi. Osmanlı bir yok oluş çabası içerisinde. Cumhuriyeti kuranlar da yeni bir mücadelenin içerisine girmişler. Onlar da bu yokluktan yeni bir devlet ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bu yok oluş ve yeniden diriliş esnasında esirlerimiz maalesef biraz unutulmuş vaziyetteler. Bunu kabul etmemiz lazım. Hocam İstiklal Harbi'nin yani en önemli kumandanlarından bazıları da Gözcüde Harbi'nde esir düşmüşler. Doğru. Kaç tane asker kumandan vardır o devlet mezarlarının nakledilenler arasında. Doğru. Karabekir. O Balkan Harbi'nde gerçi ama evet. Karabekir Balkan Harbi'nde Edirne müdafası sırasında Şükrü Paşa'nın kurmay başkanıydı. Orada Bulgarlara esir oldu. Az kaldı ama esareti var. Fakat bir de şunu söylememiz gerekir. Genellikle insanlar esareti aşağılayıcı bir şey algılıyorlar bizim toplumumuzda. Bu hem halkımız arasında var hem de esareti yaşayanlar arasında var. Esareti yaşayanlar bunu yaşanmamış olmasını diliyorlar. Onu istiyorlar. Ve onu hiç gündeme getirmiyorlar. Hatta bazıları ailelerine bile anlatsalar bugüne kalırdı. Bazıları hiç anlatmamışlar. Anlatmadıkları için de hiçbir şey bilmiyoruz. Esir olduk tamam o konuları konuşmak istemiyorum. Açmayın diyor. Fotoğraf çektirenler var. Dikkat ederseniz görürsünüz bazı fotoğraflarda. Kendi resmini üzerini karalar. Yani o da şey bunu hazmedememekten, bir türlü kabullenememekten. Halbuki bu kaderdir. Buna yapacak bir şey yok. Bu kader meselesi. Bunu kabullenmek lazım ama dolayısıyla insanlar mesela Cumhurbaşkanımız Cemal Gürsel de esir olmuştur. Ragıp Gümüşpala Ruslara esir düşmüştür. Evet. Adalet Partisi'nin kurucusu. Kurucusudur. Evet. Efendim ama bunlar da Paşa. Kendi biyografilerinde esaretlere şey yapmazlar. Bahsetmezler. Çünkü onu böyle onur tabii. Kırıcı bir unsur olarak görüyor. Tabii askerin esir düşmesi askerlik açısından. Öyle tabii. Yani ya savaşırsın ya galip gelirsin ya ölürsün ya öldürürsün. Öyle bir telakki var.